Herkese merhabalar. İnkılap tarihi yolculuğumuza Türkiye Büyük Millet Meclisi ile devam ediyoruz. LGS 2023'te inkılap tarihinden hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. Hazır mıyız Songül evladım benim? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün seninle birlikte gerçekten önemli bir konu öğreneceğiz. LGS 2022'de, 2021'de, 2020'de bu konuyla alakalı sorular geldi. TBMM gerçekten önemli bir kavram. TBMM ile alakalı sorular her zaman geliyor. Hatta ikinci soru TBMM ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru vardı. Dolayısıyla şu anda izleyeceğimiz videodan sonra da bir netimizi cebimize koyacağız inşallah. TBMM'nin özelliklerini sudoku şeklinde kodladım ben şimdi girişte. Yani savaş meclisi, ulusal bir meclis, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi tabii ilk başta da Büyük Millet Meclisi olacak. Demokratik bir meclis, herkes var, bunu birazdan anlatacağız. Olağanüstü bir meclis, olağanüstü savaş koşullarında kurulduğu için tabii ki de meclis hükümet sistemi olacak. Yani bakanlar meclisin içinden direkt seçilecek ve kurucu bir meclis, yeni bir devlet kuruluyor. Tabii bu meclis açılınca da TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkacak. Yani İtilaf Devletleri, azınlıklar, Osmanlı hükümeti TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkaracak. Bizler bunu şimdi birazdan öğreneceğiz ve sonrasında da çözeceğimiz sorularla inşallah LGS 2023'te full yapacağız Songül evladım benim. Şu anda sana ödev olarak vereceğim testleri de hemen dersin başında göstermek istiyorum. Öncelikle taktikli inkılap tarihinde bu konuyla alakalı hemen burada hemen TBMM kısmına gelelim. Bak burada. Nisat-ı Milli'den sonrasında Büyük Millet Meclisi ve ayaklanmalarla alakalı sorularımız var. Mutlaka buradaki soruları çözdüğün gibi ekstra dijital soruları da çözmelisin. Test 26, sayfa 64 ve 65'te. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar için de hemen meclisle alakalı kısmı açıyorum. Burada Sevr Anlaşması'ndan önce. Burası sonuç herhalde benim. Bak test 29, test 30 ve yine ekstra dijital sorularımızı her testte olduğu gibi çözüyoruz. Test 31 ve test 32 bizim Dinamo Soru Bankası'ndaki ödevlerimiz olacak. Zoru Bankası'nda da yine inkılap tarihi kısmını açıyorum. İnkılap tarihi kısmında burada yine Büyük Millet Meclisi ile alakalı TBMM'ye karşı çıkan isyanlar ve Büyük Millet Meclisi'nden sonrası gelen kısmı çözmeni istiyorum. Test 14'ü. Yine burada da mutlaka karekod okutarak sorularımızı çözelim. Dijital sorularımıza mutlaka çözelim Tonguç Celal'im benim. Şimdi ödevlerimizi verdik. İnkılap tarihinde bu konunun geldiğini de gördük. Şimdi ne yapmalıyız? Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. Hazırsak hadi bakalım başlayalım Tonguç'um. Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Neden kuruluyor? Çünkü biliyorsun... Ülkeyi kurtarmak için. Harikasın. Mükemmel bir cevap verdin. Ülkemiz baskı altında. Evet. Milli bağımsızlığımız için, yani ülkeyi kurtarmak için milli egemenlik yolunda Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Fakat şöyle bir şey var Tonguç'um. Burada açılması için bir doğrudan sebep de var. O da İstanbul işgal ediliyor. İstanbul'un işgali sırasında Osmanlı'dan kalan Mebusan Meclisi dağıtılıyor. Yani şöyle düşün. Bak şurası Türkiye haritası gibi düşün. Ankara'da ya şu anki Büyük Millet Meclisimiz. Eskiden meclis İstanbul'daymış ve İstanbul'daki mecliste Misak-ı Milli kararları alınınca İtilaf Devletleri, yani Dingilizler, geliyorlar İstanbul'u işgal ediyorlar ve meclisi dağıtıp oradaki milletvekillerini tutukluyorlar. Dolayısıyla milli iradeye, diğer bir deyişle ulusal egemenliğe net bir şekilde saldırıyorlar. Siz tabii kimsiniz ya? Aynen, pis herifler diyoruz. Tebrik ediyorum, çok güzel konuştun. O adamlara biz burada meclisimizi kapattıkları için pislik diyoruz. Yani onu diyoruz, o ayrı mesele, ama onlara ders niteliğinde Allah müstahaklarını versin. Güzel konuştun. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Ne zaman? 23 Nisan 1920'de. Hatta bu güzel tarihte Mustafa Kemal Atatürk siz çocuklara armağan etmiş. Nerede? Ankara'da açıyoruz. Çünkü zaten hatırlarsan Ankara, hani Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'den sonra Ankara'yı milli mücadelenin merkezi, genel merkezi kabul etmiştik. Şimdi Ankara merkez patlıyor herkes. Tabii ya, öyle patlıyor derken düşmanı patlatalım. Başka bir şey patlatmayalım. Şimdi bak, Büyük Millet Meclisi ile alakalı bazı temel özellikleri bilmemiz lazım Tonguç'um. Birincisi, şu anda bu sayfadan %100 okul yazılında veyahut da sene sonuna gireceğin sınavda soru gelecek. O yüzden bu sayfayı dikkatli bir şekilde dinle. Böyle renksiz, resimsiz, ciddi olmasının temel sebebi şu anda bir soru dinliyorsun. Dikkatli dinle. Büyük Millet Meclisi bir meclistir. Çünkü yeni bir devlet kurdu. O zaman kurdu kelimesini gördüğün zaman hemen diyeceksin ki kurucu bir meclistir. Yani bu mecliste yepyeni bir devlet kuruluyor. Niye? Osmanlı bitecek, Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. Çünkü Türk adını taşıyor. Bak, Türk kelimesini görünce ne diyecektik? Milliyetçi. Yani milli veyahut da ulusal kelimesini de seçeneklerde görebilirsin Tonguç'um. Ulusal bir meclistir çünkü Türk adını taşıyor. Sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi oldum. Çünkü farklı görüşleri bünyesine topluyor bak. Farklı görüşler varsa bu sefer de demokratik kelimesini kullanman lazım veyahut da seçeneklerde araman lazım Tonguç'um. Kurtuluş Savaşı'nı yönetiyor. Dolayısıyla savaş meclistir dememiz gerekiyor. Savaş meclisi olduğunu da bilmemiz lazım. Sınavlara çıkar mı hocam bu? Bu sınavlarda mutlaka çıkar. Burası çok çok önemli. Şu anda sen eğer gerçekten sınavlarda başarılı olmak istiyorsan burayı dikkatli bir şekilde dinlemen lazım Tonguç'um. Bir meclistir çünkü güçler birliği ve meclis hükümet sistemini benimseyecek. Burada da
olağanüstü kelimesini göreceksin seçeneklerde Tonguç'um. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Hükümet sistemi yani güçler birliği esasında demokrasiye biraz ters. Normalde güçler ayrılı olması lazım yani. Meclis ayrı, bakanlar kurulu ayrı, başbakan ayrı, cumhurbaşkanı ayrı, mahkemeler ayrı olması lazım. Ama o anda olağanüstü bir durum olduğu için güçler birliği yapılıyor ve hemen hızlı karar almak adına birazcık antidemokratik olan bir durum yapılıyor. Sonradan değiştirecek ama o anda savaş anında hızlı karar vermek adına olağanüstü bir meclis kuruluyor. Bunları bileceksin. Bu sayfayı geçtikten sonra hemen Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlara bakalım. Birincisi, hükümet kurmak zorunludur. Büyük Millet Meclisi üzerine güç yoktur diyor bak. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Kardeşim biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtık ya. Bizden başka hükümet tanımayız. Yani İstanbul'daki hükümeti reddediyorlar. İstanbul'da da biliyorsun bir padişahın kurduğu hükümet var. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Burada da şu vurgulanıyor. Şimdi Ankara'da açılan meclise, şu az önce resmini gösterdiğim meclise, Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. Sadece az önce dediğim gibi milletin ta kendisi olduğundan sadece Ankara'dakiler gelmiyor. İstanbul'dan, meclis mebusundan kaçanlar geliyor. İzmir'den, Hatay'dan, Mersin'den, Antalya'dan, Trabzon'dan, İskenderun'dan, her yerden insanlar geldiği için bu meclisteki bazıları diyor ki acaba diyor padişah vekili atanacak mı? Yani padişah bir adam gönderecek mi? Hani hala padişaha bağlı bir meclis mi diyorlar. Niye? Çünkü az önce söylediğim şey çok önemli. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi açılmadan önce de İstanbul'da bir meclis var. 1876'da açılan bu meclisin adı Meclis-i Mebusan. Bak Mustafa Kemal'in doğum tarihinden de önce açılmış. 1908 ikinci meşrutiyeti görmüş, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş. Birinci Dünya Savaşı sırasında kapatılmış, sonra yeniden açılmış ama bu sefer de Misak-ı Milli kararları alındığı için İngilizler tarafından işgal edilmiş. Dolayısıyla bu meclisin yenisi açıldığı gibi düşünülüyor. Acaba buraya da padişah bir vekil atacak mı diye düşünenler var. O yüzden de meclis şöyle bir karar alıyor. Meclis süreklidir. Geçici bir padişah vekili falan yoktur. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Bu da güçler birliği. Esasında bu antidemokratik bir durum ama gerekli bir durum. Niye? Çünkü olağanüstü bir durum var, savaş var. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Bu da yine meclis hükümet sistemi demektir. Şuraya yazalım, meclis hükümeti sistemi. Yani günümüzde eskiden kabine sistemi vardı. Bir bakan, daha doğrusu bir başbakan kendi kabinesini oluşturuyordu. Kabile mi o ya? Kabile değil evladım, kabine. Kabile Kızılderililerde var. Kızılderililerde Türk vardı. Ondan sonra konuşuruz. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu da yine meclis hükümeti başkanı sistemi. Niye? Yani sizin sınıf gibi düşünün. Sizin sınıfta biri başkan seçiliyor. O ne oluyor? Aranızdan seçiliyor. Bir partiler yarışıyor mu sizin sınıfta? Hayır. Ama normalde partilerin yarışı parti başkanının kendi hükümetini kurmasına biz kabine sistemi diyoruz. Ama eskiden olan bu sisteme ise yani meclis içinden biri başbakan oluyor. Biri işte ne bileyim milletin bakanı oluyor. Biri dışişleri bakanı oluyor. Buna biz meclis hükümeti sistemi diyoruz. Padişah ve halife İtilaf Devletleri'nin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket edecektir diyor. Bu da yine ulusal irade ile alakalı. Yani padişah kendi kafasına göre değil, meclisin verdiği karar göre hareket edecektir diyor. Tabii meclis açılınca, Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılınca bazıları çıldıracak Tonguç'um. Kimler çıldıracak? Birincisi İtilaf Devletleri çıldıracak. Nein, Heising, Ein falan böyle acep acep şeyler söyleyecekler. Almanlar var mı hocam itiraz? Pardon, Almanlar bize itiraz etmiyor. Doğru söyledin. Niye nein diyorum ben? No, it is impossible falan diye İngilizler konuşacak, tamam mı? İngilizler. Pardon, yanlış söyledim. İngiliz dedim. İngiliz demem gerekiyordu. Bu adamlar böyle çıldırıyor. Fransızlar Le Monde falan böyle bir şeyler söylüyorlar. İtalyanlar böyle garip garip şeyler söylüyorlar. Ama sonucunda söyledikleri boş terane, boş kelime. Niye? Biz onlara hem milli mücadele yoluyla hem de meclis yoluyla karşılık vereceğiz. Şimdi bak, meclise karşı çıkan isyanları 3 grupta toplayacağız. Daha doğrusu 4 grupta toplayacağız. Birincisi padişahın çıkardığı, ikincisi İtilaf Devletleri'nin çıkardığı, üçüncüsü eski Kuvay Milliyeciler'in çıkardığı, dördüncüsü de azınlıkların çıkardığı. Ve bunların isimlerini ezberlemesi son derece kolay. Hilafet Ordusu, Anzavur, Düzce, Konya, Milli Aşireti, Yozgat, Demirci, Mehmet Efe, Çerkeziten, Pontus, Ermeni. Bak bunlar azınlık isyanları. Bunlar eski Kuvayi Milliyeciler'in yani bu isyanları bastıran esasında başında bizden olan ama sonradan otorite altına girmek istemediği için bize karşı isyan edenler var. İtilaf Devletleri'nin çıkardığı isyanlar var ve padişahın çıkardığı Hilafet Ordusu ve Anzavur isyanı var. Hilafet Ordusu'nun diğer adı da Kuvayi İnzibati olacak. Gel şimdi bu isyanları daha detaylı bir şekilde tanımaya çalışalım Tonguç'um. Birincisi İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı isyanlara baktığımızda Kuvayi İnzibatiye yani Halifelik Ordusu, Hilafet Ordusu isyanı görüyoruz Tonguç'um. İkincisi ise Ahmet Anzavur isyanı. Şimdi bu isyan nedeni ne biliyor musun? İstanbul Hükümeti Anadolu'daki otoritesini artırmak istiyor. Kardeşim diyor ben burada diyor Dingo'nun ahırım burası diyor. Ben diyor İstanbul'da meclis vardı kapatıldı diye siz Ankara'da nasıl meclis açarsınız diyor. Ben koskoca padişahım benim bir otoritem var diyor. Ama koskoca Türk milletinin karşısında tabii ki o da mecburen meclise itaat edecek. Niye?
TBMM'nin kendisine alternatif olmasını engellemek istiyor. Ne oluyor ya diyor. Bir dakika, Ankara'da hep yeni bir devlet kuruluyor diyor. Ve bu yüzden Kuvayi İnzibatiye ve Ahmet Anzavur isyanları çıkıyor. Bu bir. İtilal Devletleri zaten çıldırmış durumda. Ya diyor, bu adamları Samsun'a gönderdik. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmesi, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Misak-ı Melika. Ulan bu adamlar iyice güçlendiler. Yeter artık diyorlar. Meclis açılınca iyice çıldırıp. Bak, daha çok şehir isimleri Tonguç'um. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Bozkır, Yozgat, Afyon gibi isimleri gördüğün zaman İtilaf Devletleri'nin ve İstanbul Hükümeti'nin birlikte çıkardığı isyanlar diyeceksin. Bunu niye çıkarıyorlar? İşgalleri kolaylaştırmak istiyorlar ve milli mücadelenin, yani Atatürk ve ekibinin, Kuvayi Milliyecilerin, yani bizim zor durumda bırakılmak isteniyoruz ama biz de tabii ki buna karşılık vereceğiz. Bir de azınlıkların çıkardığı isyanlar var. Azınlıklar zaten her türlü isyan çıkarıyorlar. Ermeniler zaten en başında 1915 döneminde 1. Dünya Savaşı'nda bize saldırmışlardı. Orada bir hata yaptılar. Ardından işte Taşnak, Hınçak gibi cemiyetlerle bulundukları bölgede isyan çıkarıyorlardı. Şimdi iyice meclis kurulduktan sonra onlar daha da isyan edecekler. Rumlar hakeza öyle. Pontus Rum, Mavri Mira, Etnike Eterya gibi cemiyetlerle zaten milli mücadeleye zarar veriyorlardı. Onların da tek bir amacı var. Ermeniler doğuda bir Ermeni devleti kurmak istiyor. Rumlar da İzmir ve çevresinde bir Rum devleti kurmak istiyorlar. Yani kendi bağımsız devletlerini kurma hayaliyle yaşayacaklar. Ama Cumhurbaşkanlık hayalleri suya düşecek. Bir de bütün bu isyanları bastırıp sonradan da TBMM'nin otoritesine girmek istemeyen bizim kardeşlerimiz var. Esas, eski kardeşlerimiz diyelim. Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe. Bu kardeşin kardeşi vurması oluyor. Kötü bir şey oluyor. Bazı Kuvayi Milliyeciler, isimlerini görüyorsun, düzenli ordunun ve Büyük Millet Meclisi'nin denetimine girmek istemedikleri için bize isyan ettiklerini bileceksin. Peki hocam, ben bunların aklına nasıl tutacağım? Bir, özel isimler eski Kuvayi Milliyecilerin çıkardıkları. Azınlıklar zaten Ermeni, Rum demek. Şehir isimleri de İtilaf Devletleri. Sadece şu İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı isyanların isimlerinin Kuvayi İnzibatiye ve Ahmet Anzavur olduğunu bilirsen bunlar senin için yeterli. Zaten yeni sistemde bilgiden ziyade bilginin yorumlaması soruluyor. Peki isyanlara karşı ne tedbirler alındı? TBMM'nin eli boş durmayacak, armut toplamıyor. Birincisi, vatan hainleri kanunu çıkarıyor Mustafa Kemal. Diyor ki bu adamlar vatana karşı hainlik yapıyorlar, isyan ediyorlar. O yüzden biz bunları durdurmalıyız diyor ve hıyaneti vataniye kanunu çıkarıyor. Bu meclisin yürütme yetkisinde kullandığının göstergesi. Yani hem yasa çıkarıyor hem de bunu yürütüyor. İkincisi, istiklal mahkemeleri kuruluyor. İstiklal mahkemelerinin kurulması da meclisin yargı yetkisini kullanıyor. Yani suçları direkt öldürmüyorlar. Öncelikle bir yargılıyorlar mahkemelerde, kanunlar görerek ediyorlar. Milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı. Fetva dini bir özellik, dini bildiriler. Yani fetva yayınlaman için bir müftü olman lazım, bir dini lider olman lazım. Bize karşı, yani milli mücadelecilere karşı İstanbul müftüsü diyor ki bunlar vatan hayli, bunlar çok kötü diyor. Mustafa Kemal de Ankara müftüsü, sonradan Diyanet İşleri Başkanı olacak olan Rıfat Börekçi ile görüşüyor. Diyor ki Sayın Rıfat Hocam, bizi görüyorsunuz. Biz milli mücadele için uğraşıyoruz burada. Lütfen size karşı fetva yayınlayın diyor. Ve ardından da Rıfat Börekçi diyor ki evet, bu adamlar vatanseverdir. Bu adamlar vatan haini değildir. Bu adamlar ülkenin kurtarılması için mücadele ediyor diye fetva yayınlıyor. Damat Ferit vatan haini ilan edilerek vatandaşlıktan çıkarılıyor. Damat Ferit normalde padişahın damadı olabilir ama biz diyoruz ki İtilaf Devletleri ile birlikte hareket ettiği için artık o bir vatan hainidir. Ve isyancılar üzerine Kuvayi Milliye birlikleri gönderiliyor. Şimdi isyanların, yani bu isyanların çıkmasının olumlu sonuçları da var Tonguç'um, olumsuz sonuçları da var. Birincisi, olumsuz sonucu net bir şekilde belli. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması gerekti. Biz oturup Yunanistan'la savaşacağımıza Demirci Mehmet Efe ile Çerkez Eten'le savaşıyoruz. Düşman Anadolu'daki ilerleyişi kolaylaştı. Bu da olumsuz bir durum. Niye? Çünkü biz birbirimize girdiğimiz için onlar bize saldırıyorlar. TBMM'nin para ve silah gücü boşa harcandı. Bu da olumsuz bir durum. Biz düşmana ateş edip kurşunumuzu onlar için kullanacağımıza gidiyoruz. Yok azınlıklarla, yok şununla, yok bununla uğraşıyoruz. Ama bütün bu isyanların bastırılması sonrasında Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi artıyor. Herkes diyor ki ha, Türkiye Büyük Millet Meclisi kofte bir meclis değilmiş, güçlü bir meclismiş, düşmanı da durdurabilir. Niye? Çünkü kendisini isyan eden bir sürü şeyi durdurabilir. O zaman bu haftaki ödüllü soru yapma görevi de sende. Hadi bakalım, yorumlara yazmanı bekliyorum.